Orhan sevgilisine harika bir yüzük alır. Ona bu hafta sonu evlenme teklif edecektir. Yüzüğü evindeki masasına bırakır ve işe gider. Fakat akşam döndüğü zaman yüzüğü bulamaz. O gün evde abilerinin sevgilisini hiç sevmeyen 3 kız kardeş vardır. Orhan onları sırayla sorgulamaya başlar. Maya tüm gün odasının duvarlarını boyamakla geçirdiğini söyler. Emel ise mutfakta arkadaşına doğum günü pastası hazırladığını belirtir. İçlerinden en gençleri olan Neriman ise bahçeye gül dikmekle meşgul olduğunu anlatır. Orhan yüzüğü kimin aldığını çabucak bulur. Peki sizce kimdi? Neriman, tüm gününü bahçede gül dikerek geçiren birine göre tertemiz ve şık. Üstelik ortalıkta hiç bahçıvanlık aleti yok. Kerem okuldan eve doğru koşmaktadır. Evde onu leziz bir dilim pasta beklemektedir. Fakat buzdolabının kapağını açtığı anda birinin pastasını yediğini fark eder. Bunu ablası Mine'den başkası yapmış olamaz. Onu banyodan çıkarken görür ve "Bunu bana nasıl yaparsın? Sabahtan beri o pastanın hayalini kuruyordum." diye çıkışır. Ablasıysa neden bahsettiğini anlamadığını, eve yarım saat önce geldiğini ve duştan az önce çıktığını söyler. Fakat Kerem ikna olmamıştır. Çünkü ablasının saçı kupkurudur. Mine duşta olmasıyla ilgili doğruyu söylese de pastayla ilgili yalan söylemektedir. Bu nasıl mümkün olabilir? Mine gerçekten de duşa girmiştir. Fakat suyu açmamıştır. Banyoda bulunduğu sürede pastayı yemiştir. Biri Adem'in kasasında sakladığı parayı çalmıştır. Oh my God. Polis 3 şüpheliyi sorgular. Jale akşam saat 10'da yatak odasına gidip hemen uyuduğunu söyler. Levent ise gece saat 11 ve 2 arasında televizyon izlediğini anlatır. Onur, arkadaşının evinde tüm gece boyunca video oyunları oynadığını belirtir. Polis ise derhal hırsızı tutuklar. Kim olduğunu bulabilir misiniz? Levent, çünkü çok net bir saat aralığı vermiştir. Kenan'ın voleybol takımının en iyi oyuncusu derbiden hemen önce ortadan kaybolur. Kenan, rakip takımın 3 oyuncusundan şüphelenir. Masar, spor salonundan döndüğünü ve bunca zamandır derbiye hazırlandığını söyler. Fuat, karısını ve yeni doğan bebeğini almak için hastanede olduğunu belirtir. Özkan ise bacağının çatladığını ve takım doktorunun ona masaj yaptığını anlatır. Oyuncunun kayboluşundan hangisi sorumludur? Özkan, çünkü hiçbir doktor çatlamış bir bacağa masaj yapmaz. Zengin bir iş adamı polisi arar ve koleksiyonundan kıymetli bir vazonun çalındığını söyler. Dedektifler olay mahalline geldiğinde iş adamının deniz aşırı bir yolculuktan döndüğünü öğrenir. O uzaktayken evle ilgilenen bir güvenlik görevlisi vardır. Güvenlik görevlisi sorgulandığında her şeyin bir gece önce yaşandığını anlatır. Vazonun bulunduğu odada kitap okuduğum esnada elektrikler kesildi. Sonra kapının zilini duyup aceleyle aşağı indim fakat kimseyi bulamadım. Döndüğümde ise vazo yerinde yoktu cevabını verir. Dedektifler güvenlik görevlisinin sözlerini duyduktan sonra onu tutuklarlar. Ama neden? Çünkü elektrikler gitmiş olsaydı kapının zili çalamazdı. Aslı parkta bir yürüyüşe çıkmıştır. Düşüncelerinde kaybolan genç kadın nereye gittiğine bakmadığı için önündeki çukuru fark edemez ve içine düşer. Kendine geldiğinde tuhaf bir odada olduğunu fark eder. Burada ne bir pencere ne de bir kapı vardır. Kadın loş ışığın altında bir masa ve üzerindeki 3 elmayı fark eder. Bunların yanı sıra bir de not bulur. Bu tuzaktan kurtulmak için elmayı yemelisin. Fakat içlerinden sadece bir tanesi zehirsiz olduğu için dikkatlice seçmelisin, yazar. Aslı çok korkmuştur. Fakat elmaları inceledikten sonra içlerinden birini cesurca alıp ısırır. Fakat kötü hiçbir şey olmaz. Hangi elmayı seçeceğini nasıl bilmiştir? Aslı içinden kurt çıkan elmayı seçmiştir. Çünkü eğer kurt zehirlenmeden elmayı yiyebiliyorsa insanın da yiyebilmesi gerekir.
Meryem zengin bir ailenin temizlik işlerini yapmaktadır. Aile bir haftalık tatile çıktığında Meryem tek başına kalır ve eve göz kulak olur. Aile tatilden döndükten sonra Ecrin Hanım iki pırlanta yüzüğünün kaybolduğunu fark eder. Hemen polisi arar ve Meryem'i mücevherleri çalmakla suçlar. Zavallı kadının hırsız olmadığını ispatlamasına yardımcı olabilir misiniz? Meryem her ne kadar suçsuz olsa da temizlik yaparken biraz sakar olduğunu söylememiz gerek. Bu yüzden yüzüklerden biri koltuğun altında, diğeri ise kovanın içine düşmüş. Okulun ilk gününde müdürün cüzdanı çalınır ve 3 şüpheli bulunur. Bunlardan biri bahçıvan, diğeri matematik öğretmeni ve ötekisi de beden eğitimi öğretmenidir. Bahçıvan ön bahçedeki çimleri biçtiğini söyler. Matematik öğretmeni yazılı kağıtlarını okuduğunu belirtir. Beden eğitimi öğretmeni ise okulun futbol takımına katılmak isteyen kişilerle mülakat yaptığını anlatır. Cüzdanı kim almıştır? Matematik öğretmeni, çünkü kimse okulun ilk gününde yazılı yapmaz. Taha'nın annesi başka bir şehirdeki akrabalarını ziyarete gitmeden önce oğluna hoşça kal demek için odasına girer. O da ne? Burası karman çormandır. Üstelik oğlu elinden telefonunu bir an bile olsun düşürmez. Kadın telefona el koyar ve bir kasaya kilitler. Oğluna ise telefonunu yalnızca odasının düzenli ve temiz halinin fotoğrafını gönderdiğinde alabileceğini söyler. Kadın tren istasyonunda beklerken oğlundan bir fotoğraf gelir. İlk başta mutlu olsa da bunun eski bir fotoğraf olduğunu fark eder. Bunu nereden anlamıştır? İstasyonda bulunan o günün tarihi 20 Aralık 2020'yi göstermektedir. Fakat Taha'nın odasındaki takvimde 5 Temmuz 2019 tarihi vardır. Sezai uzun zamandır ünlü bir kötü adamı yakalamaya çalışan bir özel dedektiftir. Aylar süren araştırmaların ardından arkadaşları sonunda suçlunun karargahını bulur. Fakat kapı kilitlidir. Gerçi bunu bekliyorduk. Sezai burada bir ekran görür. Parmağıyla dokunduktan sonra bir mesaj belirir. Dedektif içeri girmek için bu bilmeceyi çözmelidir. Mesajda Adana, Ankara ve İstanbul eşittir soru işareti yazmaktadır. Sezai cevabı hemencecik bulur. Ya siz? Şifre Adana, Ankara ve İstanbul'un plaka kodlarıdır. Yani 01-06-34. Kapı açılır ve kahramanımız kendini uzun ve karanlık bir koridorda bulur. Bir süre yürüdükten sonra karşısına bir kapı çıkar. Tüh, yine kilitli. Bu sefer dedektif duvardaki takvimi fark eder. En altında P, C, Ç yazmaktadır. Noktaları birleştirdikten sonra özel dedektifimiz yine şifreyi bulur. Ya siz? Şifre 153'tür. Takvimdeki harfler haftanın günlerini simgeler. Pazartesi ilk, cuma 5. ve çarşamba ise 3. gündür. Kapı aralanır ve Sezai bir oda görür. Odada pek fazla şey yoktur. Sadece ortada eski bir yatak, köşede birkaç çürük meyve, yarısı yatağın altında bir bıçak ve dolu bir su sebili vardır. Kötü adam burada birini esir tutmuş olmalı. Ayrıca odada 4 kapı bulunmaktadır. İlkinin ardında yavrularıyla birlikte bir anne ayı vardır. İkinci kapı aç timsahlarla dolu bir göle açılır. Üçüncü kapının ardındaysa zehirli gaz dolu bir oda bulunur. Dördüncü kapının ardında da bir alev duvarı vardır. Aldığı özel eğitim sayesinde Sezai hangi kapıyı seçeceğini fazla düşünmez ve odadan ayrılır. Peki hangisini seçmiştir? Üçüncüyü. Dedektif damacananın içindeki suyu boşaltıp ucunu keser ve bir başlık olarak kullanır. Boynundaki atkısı sayesinde zehirli gazlar damacananın içine giremez. Sezai odaya girer ve köşedeki merdivenleri fark eder. Burası bodruma inmektedir. Bodruma ulaştığında birer sandalyeye bağlı 3 kişi görür. Üçü de en az 4 gündür buraya hapsedildiğini ve diğer 2 kişiden birinin suçlu olduğunu söylemektedir.
Özel dedektif Sezai, tutsakları iyice inceledikten sonra suçlunun kim olduğunu bulabilir. Ya siz? Suçlu en soldaki adamdır. Çünkü 4 gündür eli kolu bağlı olmasına rağmen sinek kaydı tıraş olabilmiştir. Dava çözüldü. Ayten Hanım, uluslararası bir şirketin patronudur. Bir gün önemli bir toplantıya yetişmesi gerekirken ihtiyacı olan bazı belgeleri yazdırmadığını fark eder. Oysaki bunu en az 3 elemanından istediğini net olarak hatırlamaktadır. Hakan, mutfakta kahve bittiği için kahve almaya gittiğini ve az önce döndüğünü söyler. Melih, yeni bir sözleşmeyle ilgilendiği için çok meşgul olduğunu belirtir. Selma ise toplantı için atıştırmalık bir şeylerle birlikte kahve yaptığını anlatır. İçlerinden hangisinin görevini unutup bahane uyduran kişi olduğunu bulabilir misiniz? Selma, mutfakta kahve olmadığı için kahve yapmış olması imkansızdır.